Şu an Pekala. burada bitireyim. Bu arada Instagram yasağı kalktı değerli izleyiciler. Saat 21.31. 21.30 itibariyle Bakan Uraloğlu bu yasağın kaldırılacağını açıklamıştı. Böylece o yasak kaldırıldı. Geride pek çok soru işareti kaldı. Onları konuşmaya devam edeceğiz. Bu arada tabii hukukçu Yaman Akdeniz diyor ki Bakan Bey'in açıklaması sırasında bu sefer X üzerinden bakanın hesabı kapandı diyor. Ve sonrasında da geri geldi. Hesabın tekrar açıldığını ifade ediyor. İnternet altyapısından sorumlu olan Bakan Uraloğlu'nun bu açıklaması sırasında o kesintiler olduğunu, sürekli olarak donmalar olduğunu söylemiştik. Ardından bu internet sorunu yaşadıktan sonra Instagram engelini kaldıracağını duyurdu ama bu sefer de Twitter hesabı yanlışlıkla kapandı. Bunlar da işin trajik boyutu aslına bakarsanız. Güler miyiz, ağlar mıyız halimize ya da ağlanacak halimize mi gülüyoruz? Şunu da sorayım ben hemen bir diğer konuğumuza. Şimdi madem hukuki açıdan bir yorum getiremiyoruz, siyaseten değerlendirmek gerekirse acaba bu bir sosyal medya dayatması mı ve AKP bu dayatmayı ne kadar devam ettirecek ve bunun aslında hukuki olarak önünün kesilmesi bakımından atılabilecek bir adım yok mu? Sayın Öztürkmen, şimdi Instagram açıldı diye acaba muhalefet bu mücadeleyi bırakacak mı? Sayın Öztürkmen beni sanıyorum duyamıyor. O zaman aynı soruyu ben bir diğer konuğuma Sayın Engin Yurt'a sorayım. Sayın Engin Yurt beni duyabiliyorsunuz öyle değil mi? Evet, evet buyurun. Pekala, o zaman diğer konuğumuz hazır olana kadar şunu sormak istiyorum. Instagram açıldı. Peki sorun ortadan kalktı mı? Şimdi bundan sonra hiçbir şey olmamış gibi mi davranacağız? Yoksa muhalefetin bu anlamda daha güçlü bir tepki vermesi gerekir mi? Ya da verdi mi tabii bugüne kadar o güçlü tepkiyi? O da ayrı bir soru işareti. Tabii muhalefetin burada öyle elle görülür, tutulur, gözle görülür, işitilen bir tepkisi yok. Yani mesela ben bilgi teknolojilerinin önüne gidip eylem yapmayı planlıyordum. Eylem bu akşam itibariyle kısmen suya düştü. Yani en azından oraya bir çelenk koymayı planlıyordum. Ama baktığımızda toplumsal bir muhalefet yaptık mı? Hayır. Şimdi burada iktidar ne yapıyor? Tekrar söylüyorum. İktidar sarı öküzü almaya çalışıyor. Sarı öküzü bir kere kaybedersek peşi gelecek. Bakın önceki gün Gamze Pamuk hanımefendi, hukukçu, karşısında bir